Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir test videomuza hoş geldiniz. Bu testte ne çözüyoruz? Yani genel olarak aslında çift testleri diyebiliriz. Aynen. Ve dikkat ettiyseniz bu sefer böyle açmadım. Değişik pozisyonda oturmayı tercih ettim. Nasıl bir çift olduğumuza dair testler çözeceğiz. Sevgilinle ne kadar güçlü bir çift olduğunu söylüyormuş bize. Ne kadar güçlü bir çiftiz? Yine soruları ortaklaştırıyoruz. Ortak kararlarla çözüyoruz. Konu ev işlerine geldiği zaman yani biz ev kim müsaitse o halleder diyelim mi? Aslında ama evet öyle diyelim. Neden böyle dedim? Ya da birlikte yaparız. Hep konuştuğumuz şeyler kim müsaitse o halleder. Ha ya da birlikte yaparız da olabilir ama ikisi bence aynı kapıya çıkar. Hadi birlikte yaparız diyelim o fark zaman. Fark etmez ya kim müsaitse. İlk konuşalım o kalsın. Ben ilk birlikte yaparızı görmemiştim. Yani var. Genel olarak evet ev işleri birlikte yapılmalı ama yani örneğin ben olmazsan. Ha mesela iştesin çalışıyorsun benim yapmam gerekirse ben yaparım. Sen yapman gerekirse sen yaparsın. Diye düşündüm. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, doğru. Ne yapayım yani? İşten gelip evi temizleyip geri işe mi gidelim? Devam edelim. Kalabalık bir ekiple yemeğe gittiniz. Hem cinsin seni görmesine rağmen açık açık sevgiline kur yapıyor. Sevgilinin tepkisi ne olur? Ok var orada. Ha, ne olur? Ne olur? Yani bana daha yakın duru işaretli o zaman. Tamam. Bir etkinliğe davet edildiğiniz o günde çok şık ve hoş görünüyorsun. Sana tepkisi ne olur? Abartmışsın biraz. Yakışıklı güzel sevgilim benim. Bu ne böyle? Hayırdır gideceğimiz yerde biri mi var? Hayırdır gideceğimiz yerde biri mi var? Yapma şimdi. Yakışıklı güzel sevgilim benim diyoruz genel olarak. Yani ne kadar güzel ne kadar yakışıklı olmuşsun diyoruz. Aynen. Yani. Ya o gün şık bir yere gideceksek tabii ki hazırlanıp gidiyorum. Normal bir şey yani. Yemin ederim. Süslendin mi diyeyim. Bizi şu an o kadar kriz sevgili olarak tanıdılar ki. Ya şimdi dalga geçtim biliyorlar ya. Gülerek söylüyorum ya. Zor bir gün geçiriyorsun. Sevgilin ne yapar? Evde kalmayı teklif eder. Kendi halime bırakır. Sevdiğim şeyleri yapmayı teklif eder. Umrunda olmaz pek. Bak şimdi umrunda olmaz pek diyecek. Siz diyeceksiniz ki bu konuyu niye birlikte açtınız? Zaten evlenmeyeceksiniz siz. Hani bir yol da yok sizin önünüzde. Daha önce kendi halime bıraktığımız zamanlar oldu. Evet. Sevdiğimiz şeyleri yapmayı teklif ettiğimiz zamanlarda oldu. Evde kalmayı teklif ettiğimiz zamanlarda ama oldu. Şöyle. Bak umurunda olmaz sildim direkt zaten ama evde kalmayı teklif şöyle ediyoruz. Senin için bir şey yapabilir miyim? Ha evet. Şunu yapalım mı? Evde kalmak ister misin? Evde kalmak son seçeneklerden olduğu için bence onu da eleyelim. Çünkü daha öncesinde birbirimize farklı şeyler soruyoruz. Ama biz sevdiğin şeyleri yapmayı da teklif ediyoruz. Bence kendi halime bırakırı seçebiliriz o zaman. Evet, çünkü konuşup ve bir süre sonra kendi halimize bırakıyoruz. Çok zor geçtiğini anlıyorsak. Sevgilin sana küçük sürprizler yapar mı? Yapar. Hatırlamıyorum ki çok fazla şey aldım. En son ne aldım onu hatırlamıyorum. En son ne aldım? Ya küçük şeyler de kastımız. Bakın burada bu var ya mesela bunu gül aldım. Bilmiyorum görüyorsunuz mu ama. Hediyedir yani. Ben de bunu buraya koydum. Herhalde bunu aldım. Ha mesela onu aldın. Ya sürpriz olarak illaki bir hediye almak olarak düşünmemek de gerekiyor. Ama o zaman öyle bakarsak ben daha geçen gün yaptım. Ne yaptın? Hep bana yapıyor ya söyle bakayım ne yaptın? Seni şeye götürdüm Harry Potter izlemeye. Biliyorum onlar da bilsin. Sen beni sıkıştırayım ben de seni sıkıştırayım. Şey açık hava sinemasına i̇şte, götürdüm belki. O yüzden diyorum ben de hani illa bir sürpriz maddiyatlı olmaz. Ben geçen sene arkadaşını getirirken arkadaşına bir para vermedim veya o arkadaşını yani hani rica etti ve geldi. Onun gibi düşün. Ama yine de çok arada yani. Tamam çok arada ya senin yanlış için. Yanlış mı düşünüyorum? Çok mu yapıyoruz? Sürekli yapıyor muyuz? Sürekli yapmıyoruz. Tamam. Ama başka burada ne gibi seçenekler var? Sana burada demiyor ki sevgilin sana hep küçük sürprizler yapar mı? Sevgilin sana küçük sürprizler yapar mı? Evet yapar. Ne kadar sıklıklı olduğunu sormamış. Tamam çok arada diyelim bence. Arkadaşlarınızla dışarı çıktınız. Fakat bir süre sonra modunun düştüğünü gördün. Ne yaparsın? Şimdi keyfine bakıyor Berk. Yani başka bir yere gitmeyi teklif etmem. O yüzden ben diyorum. Etmem. İlk başta birbirimize şunu yapıyoruz. Bir sorun var mı? Evet. Bir sorun var mı? Eski sevgilisini takip etmesi seni rahatsız eder mi? İkimiz de eder şimdi burada yani hiç şey yapamayacağım.
Kısa ilişkileri olduysa etmez. Tabii ki hayat da olmaz. Karışmam ama etmesi daha iyi. Kendisi etmek istemez zaten. Daha doğru olur. Çünkü evet. Neden? Karışmam ama etmese daha iyi diyecektim tam. Karışmam çünkü o da bana karışmadı. Ben de ona karışmadım ama kendisi takip etmek istemez daha doğru. Çünkü rahatsız olabileceğimizden dolayı sildiğimiz insanlar oldu mu oldu. Peki sevgilini çok darlar mısın? Gizlice yaparım bilmez. Aa tamam ha. Gizlice yaparım. Onun da bir hayatı var yani. Onun da bir hayatı var pek rahatsız etmem. Ya şimdi 4 yıl oldu ve bu 4 yıl içinde biz bu evrelerin hepsini yaşadık. İlişkinin çok fazla evresi oluyor. Evet. İlk başta yani. Çok kıskanç oluyorsun. Sonra da çok kıskanç oluyorsun. Biraz sineye çekmeye başlıyorsun. Sonra sevgiline iyice güvenince tamam diyorsun. Okey. Daha çok salıyorsun. Biz birbirimize darlamıyoruz. Haber veriyoruz. Çünkü nerede olduğunu bileyim ki bir şey olursa yanına koşabileyim. Ben konuşmayı unuttum. Yalan söylediği nasıl? Koşabileyim diye. Aynen. Biz kötüyüz. Aynen. Tatile gideceksiniz. Neresi olurdu? Benim aklımdan bir tane bir şey geçiyor ama aynı şey mi? Venedik mi? Evet. Venedik derdim çünkü Venedik'te daha böyle gondol, işte sevgilinle Eskişehir'e daha çok benziyor. Takılabilirsin diye Venedik diyoruz. Okey, bunu da geçtik. Son olarak aynı biz dediğin bir dizi, film, çift seç bakalım. Leyla'yla Mecnun. Sonuca bakmayalım, gidişata bakalım. Evet. Yani Leyla'yla Mecnun'a bakalım. Dikleri için o olabilir. Ne seninle ne sensiz diyor. Bu videomuzu da tek testle kapatalım. Yani evet. Sonuç olarak kötü bir şey çıkmadı. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir anda videoyu kapanış yaptığın için şöyle oldu. Tam sana bakıyorum. O yüzden bu güzel kapanışın hatırına güzel bir abonelik, güzel bir beğeni ve güzel bir yorum. Kötü yorumunuz varsa da açığız. Kötü yorum derken küfüre değil eleştiriye açığız. Evet. Bunun da altını çizelim. Edemezler zaten. Evet, çünkü kelimeler yasak etseniz de biz görmeyiz. Her neyse, onun ayarı bizde. Bir test videomuzun daha sonuna geldik. Diğer test videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Tamam. Bizim şey yaptığımız kelimelerde ne yaratıcı küfürler var ya. Evet, engellediğimiz kelimelerde.